Canlılar alemi, sınıflandırma bilimi arkadaşlar her geçen gün gelişmekte ve değişmekte. Canlılar sınıflandırma bilimine göre belirli gruplara, belirli alemlere ayrılmıştır. O alemleri şu şekilde sıralayabiliriz. Bakteriler, arkeler, protista alemi, mantarlar alemi, bitkiler ve hayvanlar alemi olmak üzere canlıları 6 aleme ayırabiliyoruz arkadaşlar. Bakteriler alemine bakacak olursak, dünyada sayısı en fazla olan canlı grubu. Suyun olduğu ya da nemin olduğu her ortamda yaşayabilirler arkadaşlar. Boyları çok küçüktür. Şekilleri de birbirinden farklılık gösterebilir. Bir bakterinin şematik şekline bakacak olursak, yani yapısına bakacak olursak, hücre zarı var. Hücre zarının dış kısmında hücre duvarı var. Peptidoglikan yapıda. Bazı bakterilerde kapsül var. Kapsül yapışkanımsı bir maddeden oluşur ve hastalık yapıcı bakterilerde bulunur. Bazı bakterilerde arkadaşlar piluslar vardır. Tüm bakterinin kalıtı maddesi olan DNA sitoplazmaya dağılmış haldedir. Çünkü bakterilerde zarla çevrili çekirdek ve zarlı organel yoktur. Bakterilerde tek bir organel vardır. O da ribozomdur. Ribozomlar protein sentezine katılır. Bakterilerde ana DNA'ya ek bir DNA vardır arkadaşlar. Halkasal DNA. O halkasal DNA da plazmit adını alır. Bazı bakterilerde bulunur ve bakterinin olumsuz ortam koşullarına daha dayanıklı olmasını sağlar. Yine bazı bakterilerde aktif hareketi sağlayan kamçı bulunabilir arkadaşlar. Bazı bakterilerde, üretici bakterilerde, fotosentez yapan bakterilerde klorofil bulunabilir. Klorofil sitoplazmaya dağılmış haldedir. Yine oksijenli solunum yapan bakterilerde hücre zarına içeriye doğru kıvrımlar oluşturmuştur. Bu kıvrımlar mezozom adını alır arkadaşlar. Burada bakterilerin genel yapısına baktık. Burada oksijenli solunum yapan bakterilerde enerji elde edilmesine görev alan yapı sorulmuş. Bakterilerde zarlı organel olmaz. Yani endoplazmik retikulum ribozom olmaz. Mitokondri olmaz. Ribozom da protein sentezinde görevli. Dolayısıyla hücre zarından içeriye doğru uzamış olan bu kıvrımlara mezozom ismini veriyoruz. Bakteriler olumsuz ortam koşullarında. Nedir bu olumsuz ortam koşulları? Besin yetersizliği, yüksek sıcaklık, su miktarının az olması gibi olumsuz ortam koşullarında hayatta kalabilmek için endospor adı verilen yapı oluşturur. Endosporlar bir üremeyi sağlayan yapı değil arkadaşlar. Endosporlar sitoplazması ve su miktarı azalmış ve bu yüzden de metabolizması yavaş, bazal metabolizma halinde olan kalın duvarlı ve zor koşullara dayanıklı yapıdır. Endosporlar yüksek sıcaklık ve düşük sıcaklıkta kurumaya, radyasyona ve kimyasal toksik maddelere karşı dayanıklı yapılardır. Bakterinin olumsuz ortam koşullarında canlı kalmasını sağlar endosporlar. Yine soru bununla ilgili. Bazı bakterilerin uygun olmayan ortam koşullarında hayatta kalabilmek için oluşturduğu yapı endosporlar arkadaşlar. Endospor cevabımız D seçeneğinde verilmiştir. Bakterilerin sınıflandırılmasına bakacak olursak, oksijen kullanma durumuna göre, beslenmelerine göre, gram boyanmalarına göre ve şekillerine göre bakterileri sınıflandırabiliriz. Oksijen kullanım durumlarına göre arkadaşlar bakteriler, gördüğünüz gibi bir tüpün üst kısmında çoğalıyorsa, oksijenli solunum yapan bakteridir. Tüpün alt kısımlarında çoğalıyorsa, oksijene uzaktır. Dolayısıyla oksijen kullanmayan bakteri, oksijen kullanan bakteri aerob bakteri, kullanmayan anaerob bakteridir. Burada arkadaşlar C ve D şekillerinde görüldüğü gibi tüpün her yerinde çoğalabilen bakteriler de fakültatif bakterilerdir. Yani hem oksijenli hem de oksijenli solunum, oksijensiz solunum yapan bakterilerdir. Yakın zamanda çıkmış bir sorumuz. Bir deney tüpü içindeki besi yerinde bulunan bakteriler sadece deney tüpünün en altında ürüyorsa oksijen kullanmaz. Oksijen kullanmayan bu bakteriler anaerobik bakteri olarak adlandırılır. Şekillerine göre, beslenmelerine göre bakterilere baktığımızda kendi besinini üreten bakteriler ototrof bakteri olarak adlandırılır. Klorofili varsa fotosentez yapar, klorofili yoksa ve besin üretiyorsa bu bakteriler de kemosentetik bakteri olarak adlandırılır. Heterotrof bakteriler besinlerini dış ortamdan hazır olarak alırlar.
Bunlar da iki şekilde bilinirler. Parazit bakteridir diyoruz veya dış ortamdaki büyük yapılı organik maddeleri parçalayarak beslenmesini sağlar. Bunlar da saprofit bakteri olarak adlandırılır. Bakalım sorumuza. Karbondioksit ve suyu kullanarak fotosentezle kendi besinini üretiyorsa, bakın buradaki foto ışık demektir. Size soruda ipucu sağlayabilir. Fotosentezle kendi besinini üreten bakteri fotoototrof bakteridir. Cevabımız D seçeneğinde verilmiştir. Besinlerini ölü organizmaları ve canlı atıklarını ayrıştırarak karşılayan bu canlı, öncelikle bu bakteri heterotrof bakteridir. Yani besinin dış ortamdan hazır olarak alır. Heterotrof bakteriler ya saprofittir ya da parazittir. Parazit olsaydı sindirilmiş besinlerden karşılardı besinlerini. Ama bu saprofit bakteriler arkadaşlar ayrıştırıcılar, çürükçüller diye geçer. Doğadaki ölü organizmaları ve canlı atıkları parçalayarak beslenme işini sağlar. Gram boyanmalarına göre bakteriler arkadaşlar gram pozitif ve gram negatif olarak ikiye ayırıyoruz. 1884 yılında Hans Christian Gram tarafından geliştirilen bir yöntem. Bu boyama yöntemine göre bakteriler hücre duvarlarındaki farklılıklara bağlı olarak değişik renk alıyorlar. Hücre duvarları fazla miktarda çeper içeriyorsa gram pozitif ve gram boyama yöntemiyle arkadaşlar mor renge boyanıyorlar. Gram negatif bakteriler ise boyanmıyorlar. Hücre duvarındaki peptidoglikan, yani çeper tabakası ince, mikroskopta genelde pembe renkte görünüyorlar arkadaşlar bunlar. Gram boyanmalarına göre gram pozitif ve gram negatif olarak ayrılır diyoruz. Şekillerine göre bakteriler yuvarlak olabilir. Gördüğümüz burada mavi renkte yuvarlak bakteriler. Çubuk bakteriler olabilir. Şekilleri bir çubuğu andırır arkadaşlar bu bakteriler. Bacillus olarak da adlandırabiliriz. Virgüle benzeyen bakteriler. Koleraya neden olan bakteriler virgül bakterisidir arkadaşlar. Son olarak spiral bakteriler arkadaşlar. Burgu şeklinde ya da sarmal şekilde bakterilerdir. Genellikle ülsere neden olan bakteriler arkadaşlar spiral bakteri grubundadır. Bakteriler üremelerine göre arkadaşlar yine ikiye ayrılabilir. Eşeyli ve eşeysiz olarak çoğalabilir. Eşeysiz üremeleri genellikle ikiye bölünme şeklindedir. Burada bir bakterinin ikiye bölünmesi gösterilmiş. Kalıtsal olarak birbirinin aynısıdır deriz. Çünkü eşeysiz üremeyle oluşturulmuş bakterilerdir. Eşeyli üremeleri ise konjugasyon yoluyla gerçekleşir. İki bakteri bir araya gelir. Birinden diğerine arkadaşlar gen aktarımı gerçekleşir. Bakın burada gen aktarımı gösterilmiş. Bu şekilde gen aktarımı yoluyla bakterilerde eşeyli üreme gerçekleşir. Oluşan bakteriler kalıtsal olarak birbirinden farklı yapıdadır. Bakterilerin insan hayatında ve ekosistemde arkadaşlar çok büyük rolleri vardır. Bütün bakteriler zararlıdır diyemiyoruz. Yararlı bakteriler de vardır arkadaşlar. Bunlardan birkaç tanesine bakacak olursak, örneğin saprofit bakteriler doğayı ölü atık, canlı ölülerinden ve atık maddelerden arındırır. Yine petrolü ayrıştıran bakteriler tanker kazalarında suya yayılan petrolün temizlenmesini sağlar. Kanalizasyon suyunun arıtılmasında, insan bağırsağında yaşayan bazı bakteriler vitamin üretiminde arkadaşlar. Yoğurt, peynir, sirke yapımında yine bakterilerden faydalanıyoruz. Biyoteknolojik çalışmalarda bakterilere gen aktarımı yaparak hormon ürettirebiliyoruz arkadaşlar. Biyolojik mücadele çalışmalarında bakterileri yine kullanabiliriz. Zehirli maddeler üreten bakterilerden elde edilen özütler tarımda zararlı böceklerin öldürülmesinde kullanılabilir. Yani bakterileri biz farklı alanlarda kullanabiliriz. Buradaki bilgi kutusu bizim için önemli. Bakterilerle ilgili genel bir özet veriyor bize. Tüm bakterilerde hücre zarı, hücre duvarı, sitoplazma, kalıtsal moleküller ve ribozom bulunur. Bakterilerde zarlı organeller, yani Golgi aygıtı, mitokondri, ERE gibi organeller ve çekirdek bulunmuyor arkadaşlar. Bazı bakterilerde bulunan özellikler
Bazı bakteriler kamçı ile aktif hareket eder. Bazı bakteriler bilhassa fotosentez yapanlarda klorofil var. Oksijenli solunum yapanlarda mezozom var. Bazı bakteriler olumsuz ortam koşullarında endospor oluşturuyor. Hastalık yapıcı bakterilerde kapsül var. Bazı bakterilerde piluslar var. Piluslar ile hem birbirlerini hem de bulundukları yüzeye tutunabilirler. Bazı bakterilerde arkadaşlar ek DNA dediğimiz plazmit DNA'sı mevcuttur.